yani halk için, sizler, bizler, yurttaşlarımız için nedir? Sudur, hizmettir, yoldur gerektiğinde, kültürdür, yeşil alandır, parklardır. Dolayısıyla yaşayan insanlarımızın o coğrafyada, o kentte, o ilçede, o beldede yaşayan insanların sağlıklı, mutlu, refah içerisinde ve eşitlik içerisinde kardeşçe yaşadığı mekanlar haline getirmek. Belediye bunun için vardır. Biz böyle bakarız. Şimdi bir belediye seçimi, yerel seçimler yaklaşıyor. Diğer partiler aslında rantı nasıl paylaşacaklarının derdine düşmüş durumdalar. Çünkü onlar açısından belediye dendiğinde, yerel yönetimler dendiğinde rant, kar, ihaleler, kadrolaşma, belediye yönetiminin paylaşılması, bütün bunlar akla geliyor. Ve dolayısıyla aslında büyük bir ekonomik rekabet, diğer partilerin, birçok partinin aday başvuruları aslında kendi ekiplerinin, kendi rant çevrelerinin, kendi bu anlamda çetelerinin rekabeti anlamına geliyor. Biz böyle bakmıyoruz. Bizim açımızdan toplumun çıkarları, o yerleşimde yaşayan bütün yurttaşlarımızın çıkarları esas. Dolayısıyla biz eğer bir belediyeye aday oluyorsak, yerel yönetimlere aday oluyorsak, o toplumun, halkın, yurttaşlarımızın çıkarlarını savunmak içindir. Hizmet içindir. Arkadaşlar, evet, siyasi iktidar çok önemli. Biz siyasi iktidarı almadan, yani bugünkü düzeni değiştirmeden yerel yönetimlerde iktidara gelerek bu düzenin bütün kokuşmuşluğunu, çirkefini, pisliğini, haksızlıkları, adaletsizlikleri ortadan kaldıramayız. Evet, bu doğru. Siyasi iktidar önemli. Ama arkadaşlar, yerel yönetimler de önemli ve bizler yerel yönetimlerde iktidara geldiğimizde, bir belediyeyi aldığımızda asla ve asla şunu diyecek insanlar değiliz. Ya efendim, elimiz kolumuz bağlı. Siyasi iktidar bize yardımcı olmuyor. Bize yardım etmiyor. Kredi muslukları kapalı. Ya da yerel yönetim yasası elimizi kolumuzu bağlıyor, biz bir şey yapamayız, ne yapalım, böyle gelmiş böyle gider. Hayır efendim, bu kolaycılık ve sahtekarlık. Yerel yönetimlere gelirsiniz, mevzuatı da yasaları da zorlarsınız. Nasıl zorlarsınız? Halkı arkanıza alırsınız, öyle çıkar çevrelerini değil. Efendim, ihaleler yasası böyle emrediyor. Halkı arkanıza alırsanız o ihaleler yasasını da çöpe atarsınız. Pekala, biz buna adayız. Türkiye Komünist Partisi bizim elimiz kolumuz bağlı dememeyi söz veriyor. Demedik, demeyiz de. Neden? Çünkü bizim elimiz kolumuz halkın el koludur. Halk bir araya geldiğinde, yurttaşlarımız bir araya geldiğinde, toplum bir araya geldiğinde el kol bağlı olmaz. Tam tersine, eşitlik ve kardeşlik için o elleri, aklımızı, yüreğimizi ve vicdanımızı özgür bırakırız. Kimse bizi esir edemez. Dolayısıyla burada birazdan sizlere seslenecek olan Gökmen kardeşimiz çıkıp da benim elim kolum bağlı, ne yapayım, bir şey yapamıyorum demeyecek birisi olduğu için Kartal'da adaydır. Geçen gün bir toplantıya gittiğimizde bir arkadaşımız bize şunu dedi. Dedi ki, bu kentte biliyoruz zaten, bildiğimiz bir şeyi söyledi. Yoksul bir mahallede. Dedi ki, bizim çocuklarımız daha Boğaz kenarını göremediler. Uzak bir yerde yaşıyorlar çünkü. Bu kentte henüz daha Boğaz'ı, denizi, sahili göremeyen çocuklar var. Biz işte bu yüzden çocuklarımız için, kendimiz için, ülkemiz için, emekçiler için bu düzeni yıkıp geçeceğiz. Buna kararlıyız ve söz veriyoruz. Buradaki harami saltanatını yıkmak zorundayız. Bu bezirgan düzenine artık dur demenin vakti geldi. Kartal'da yaşayanlar bilir. Kartal'da çektiğimiz sıkıntılar, sorunlar çok net aslında. Bütün Türkiye'de ekonomik problemlerimiz, ekonomik sorunlarımız var. Bence Kartal'da insanların en önemli sorunu ekonomi ve deprem. Buralara değineceğiz. Biz Kartal'da gece gündüz demeden çalışan ama emeğini layıkıyla alamayan belediye personellerinin yanındayız. Belediye personelinin tarafındayız. Belediyede şu an emek veren işçi kardeşlerimizin yanında. Tarafımız belli arkadaşlar. Bizim tarafımız belli. Bizim tarafımız Kartal'da maalesef bir çay parasını zor denkleştirebilen emeklilerin yanında şu an. O emeklilerle beraber mücadele ediyoruz. O emeklilerle beraber olacağız. Bizim tarafımız belli. Bizim tarafımız bugün Kartal'da okula giderken beslenme çantaları boş giden çocukların tarafı. O emekçi ailelerin tarafı. Buna bizzat şahit olduğum benim de aileler var. Kartal'da inanın bana okullarda aç çocuklarımız var. Beslenme çantaların boş olan çocuklar var. O yüzden tarafımız onların yanı. Bizim tarafımız belli. Biz aydınlanmanın, biz cumhuriyetin, laikliğin, eşitliğin, özgürlüğün tarafındayız. Kartal'da da bunu haykıracağız. Bizim tarafımız arkadaşlar, bizim
tarafımız daha 2 gün önce Riyaz Alışveriş Merkezi'nde 15 bin lira borcum var, çocuklarıma bakamıyorum diyen, intihar eden o şahsın tarafı. 9 yaşında işporta tezgahı açmış ufacık bir çocuğun zabıtalar tarafından dayak yemesi ve işporta tezgahının dağıtılması görüntüsü karşısında o çocuğun, o Mehmetlerin tarafındayız. Bizim tarafımız belli dostlarım. Anlattığım her yerin tarafındayız ve sizden istirham ediyorum. Siz de bu tarafta olun. Bu seçim en azından bu tarafta olun. Emekçinin, yoksulun, garibanın onurlu insanlarının. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Komünist belediyecilik Kartal'a gerçekten çok yakışacak ve devrimci sanatçımız Yılmaz Güney'in son sözleriyle bitirmek istiyorum. Kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Mutlaka kazanacağız.